Terpe'ye de gideceğiz oradan. Tamam, Terpe'de var. İki tane cami var. Çok yaşarsın. Az mı? Yok, insanların obezi var. Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişik yapın maalesef hayli zamandır mücadelesini bu yasayla kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat kavramı kaldırılıp kısırlaştır, aşılat, barınakta tut kavramı getirilerek hayvanları tecrit edip cezaevlerine hapsedilmeye mahkum ediyorlar. Şimdi soruyoruz. Yaklaşık bir hafta önce sosyal medyadan takip ettiğimiz üzere Elazığ'dan Tunceli'ye giriş yapan bir otomobilde Juno adlı bir köpeğin uyuşturucu ticaretine engel olduğuna hepimiz şahit olduk. Bunun yanı sıra depremde birçok köpeğin, birçok insanın hayatına dokunduğunu ve kurtardığına da şahit olduk. Hayatımızın her alanına dokunan, gözlerinin içine baktığımız köpeklerin katledilmesine, barınak denilen ceza evlerinde sahiplendirilmezse uyutulacak tabirlerine nasıl müsaade edeceğiz? İlimizde toplamda 3500 tane köpek ve kedi bulunmakta. Son 12 yıldır emniyet, jandarma, belediye ve dernek verilerine göre hiçbir hayvana şiddete dair bir veriye rastlamadık ve oluşturulmadı. Bence Tunceli'deki köpekler kendi adlarına göre çok şanslılar. Çünkü burada esnafla beraber halk onlara çok iyi bakıyor. Yani hem bir yandan şikayet ediyor ama neden şikayet ediyor? Kapısının önüne tuvaletini yaptıkları için. Ama bir yandan da kapısının önünden suyu ve yemeği eksik etmiyorlar. Burada aslında belediyenin ve bizim görevimiz de büyük. Gördüğümüz dişi köpekleri topluyoruz, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diyerek yolumuza devam ediyoruz. Kısırlaştırmanın önemi gerçekten burada çok büyük. Çünkü bir tane dişi köpek 10 tane yavru doğuruyor. Ve 10 tane yavrudan 5 tanesini dişi sayarsak yılın sonunda bir köpek toplamda 60 tane köpek doğurmuş oluyor. Biz Tunceli'de bunu devam ettirdik kısırlaştırmayla ve devam ettireceğiz. Tunceli'de bir kent merkezi, 7 ilçe ve bir belde olmak üzere 9 tane belediyemiz var şu an. Hepsiyle görüştük. Hiçbiri de uyutma, bu ötenazi denilen kavramı kabul etmeyeceklerini, köpekleri toplamayacağını ve barınaklarda hapsetmeyeceklerini söylediler. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Son 6 yıldır Tunceli'de yaşıyorum ve Tunceli'den ayrılamama sebeplerimin en büyük nedenlerinden, hatta yegane nedeni desem, Tunceli'deki sokak hayvanlarının özgür oluşu ve çok mutlu oluşu. Bir toplumun aslında yapısını, karakterini ve yaşam tarzını anlatıyor ve gösteriyor sokak hayvanlarının mutluluğu.
Burada insanlar sokak hayvanlarına gerçekten bebek gibi bakıyor. Da hayvanlar gerçekten çok özgür ve biz barınaklarda yaşamamaları, orada ölmemeleri için katliam yasasına kesinlikle hayır diyoruz. Elimizde zaten bu yasanın uygulanması bir kere insan ve doğamız gereği, karakterimiz, inançlarımız gereği mümkün değil. Ancak Türkiye'nin diğer ilerindeki çocuklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.